Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi baktığınız zaman uzun zamandır konuştuğumuz şu yurt dışı piyasalardaki o patinaj, işte bizim piyasanın yeteri kadar doymuş olduğu, grafiklerin sahte olduğu, dün ortalık bir anda karıştı. Çünkü yukarı doğru tepkiler gelemeyince artık iş aktı cerahat. Şimdi şöyle bir dünyaya bir bakalım önce. Şimdi 10 yıllıkların dün özellikle 20 günlük ortalamanın altına indiğini ve özellikle şu önemli bölgeyi kırdığını söylemiştik. Ve ne yaptı? Daha önceki kırdığı direnç bölgesini test etmeye doğru geliyor. 98'e ve 3 çıkış kanal desteğimize. Şimdi buralar önemli olacak. Buraların altına doğru inmeye başlarsa biraz daha risk iştahının kapandığını göreceğiz dünyada. Dolayısıyla dünyada biraz taşlar yerinden oynuyor. Yani bu böyle işte hemen geçti bu satış diye düşünmemek lazım. Bu aralar biraz daha dikkatli, temkinli olmaya devam etmekte fayda var. DXY tarafına baktığınız zaman 20 günlük ortalamanın tam altına sarkıyorken tekrar kalktı. Artık neresi var önemli? Şurada baktığınız zaman artık şöyle bir trendimiz var. 1, 2, şurada önemli bir yatay maliyetlenmemiz var. 90 bölgesi ve önemli direnç noktasına tekrar geliyor. Şimdi bu tekrardan burayı kırarsa önümüzdeki günlerde dolar endekslerinde ciddi yukarı bir rally tekrar görebiliriz. 91-20'leri zorlayabilir. O yüzden bu oluşum önemli. Şu tekrar şu tepeye geldi bakın. Bir önce buradan dönmüştük ya. Şimdi tekrardan buraya geliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Şu çana yarın öbürsü gün yukarı doğru atacak mı diye bakacağız. Şimdi dünyada tabii bu bütün paritelerin de evrimleşmesine sebep olacak. Yani işte bakın euro dolar paritesi 20 günlük ortalamayı kırdı. Aşağı doğru sert bir satış. Sonra tepki 20 günlük ortalamanın üzerinde kalamadı. Tekrar indirdi. Artık tepe yukarıyı şöyle alabiliriz. Ve kısa vadede euro dolarda özellikle şu bölgeyi 1.20.60 çok önemli olacak ileriki günlerde. Eğer burası kırılırsa buradaki çana aynı buradaki gibi aşağı doğru alacak. Şimdi şöyle de baktığınız zaman şöyle de bir düşüş trendimiz var diyebiliriz euro dolar tarafında. Yukarıdaki 1.23'ümüz duruyor. Bunu da böyle izleyeceğiz. Şimdi Türkiye'deki dolar endeksine gelince içeride tabii çok yukarı doğru gitmek istemiyor dedik ama artık aşağıda çok bir yolu yok ve buralarda bir dip oluşumuna giriyor. Ve hani şimdi borsa tarafında biraz satış, dünyada biraz işler karışıyor. Dolar TL'de yukarı hamleler görebiliriz. Özellikle tekrardan 7.52'leri zorlamak isteyebilir. Ve bu sefer 52'leri yukarı geçerse iş değişir. RSI tarafındaki buradaki yatay süreçteki pozitif uyumsuzluğu da görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şuradaki. Burada daha önce bir çift dip ve zaten burada bir dip oluşumu. Şimdi önemli bölgelere baktığımız zaman 43.50'den dönmüştük daha önce 43.50. 43.50'ye sabah saatlerinde geldi. Bunun üzerinde 45, 40 ve 46.20 bölgeleri var. Şimdi bu çanağı tamamladığı zaman yarın öbürsü gün artık buralara fiyat oturacak ve bu sefer bu çanağı yani 43 ile 33 arasındaki bu 10 bin liralık düzeltmeyi önümüzdeki günlerde yukarı doğru koymak isteyebilir 53'lere doğru. Dolayısıyla artık dolar TL'nin biraz yavaş yavaş güçleneceğini görebiliriz. Eğer bu borsa tarafındaki falan satışlar da hızlanırsa. O yüzden birazcık dolar TL'ye arkadaşlar dikkat edelim bu aralar. Altın tarafına geldiğiniz zaman altın zayıflığını sürdürüyor. Şu 20 günlük ortalamanın üzerinde kalamamış ve yavaş 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 süzülmüştü. Bakın parabolik de zaten hala satta. Gene önemli olan bölge şu 1818 olacak orta vadede. Yani burası düşmeye devam eder. 18'e bir daha geldiğinde şurada şöyle bir omuz gibi bir şey görebiliriz. Veya şu çanakların aşağı çalışacağını görürüz. Dünkü analizde ne demiştik? 1833 çok ama çok önemli olacak önümüzdeki günlerde demiştik. Tam buradan döndü. Yani şöyle her zamanki gibi biliyorsunuz bir nokta pivot noktaya geliyorsa o noktayı illa bir stoplatır. Akmıyor içeri giriyorsa bak hop tekrardan gördünüz mü? Gene bir fake stop ama bakın neresi pivot nokta. İşte buralardaki bu stoplamaları tuzakları iyi yakalamak lazım. Şöyle bir düşüş kanal trendimiz var.
Bu trend 1846'ya denk geliyor bugün. 1850 bölgesi gene önemli bir maliyetlenme yukarıda. 1833 gene çok ama çok kritik olmaya devam edecek önümüzdeki bir iki gün. Tabii altının gevşemesiyle beraber gümüş tarafında da aynı korelasyonu görüyoruz. Gümüş de gevşiyor. Aynı grafik, aynı kafa. Dolayısıyla altındaki hareketlere göre gümüşü de görebiliriz. Bitcoin tarafındaki trendimiz devam. Düşüş trendimiz devam ediyor. 20 günlük ortalamanın altında bir dip oluşumu, bir dip arayışı var. Ama hala daha bu arayış bitti diyemeyiz. Çünkü hala hem 20 günlük ortalamanın altındayız, hem parabolikler çiziyor, hem trendimiz üstünde. Daha heyecan yapmanın bir anlamı yok. Ama buralarda da bir tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Bitcoin'in özellikle şöyle 60 dakikalığa inersek, şu bölge özellikle bakın ikinci kere geldiğinde bir çift dip 29.170'te bir çift dip gibi şu anda gözüküyor. İşte ne yaparsınız bunu alırsınız. Kısa vadeli şöyle bir trendimiz var. Düşüş trendimiz. Şimdi bunu sabah saatlerinde bir kırmaya gelmiş. Bakalım burayı kırabilecek mi? Ama biraz zayıflığı hala daha bakın devam ediyor. 29.170 ileriki bir iki gün boyunca önemli bir destek seviyesi olacak. Eğer olur burası çatırdar kırılırsa bu sefer şuradaki çanağın aşağı doğru koyulduğunu görürüz. Ama şu anda sabah saatlerinde bir tepki yapmış. Özellikle nereye? İşte bir önceki teptiği yer 31.600. Bunun üzerinde de hangi tepe var? Şu tepe var. Burası. Şu düşüş kanal trendini bakalım kırabilecek mi bugün? 31.600'ün üzerinde kalıcı olabilecek mi? Göreceğiz. Kendi içerisinde şuradan bir çıkış trendi çizebilirsiniz. Şurada dipleri birleştirip bu şekilde izleyebilirsiniz. Petrol fiyatlarının dün gidemediğini, paraboliğin haftalar yani bir 10 gündür sat pozisyonda olduğunu, özellikle şurada düşüş kanal trendimizin devam ettiğini ve şurada da bir üçgenimsi bir sıkışma var. Yavaş yavaş bu sıkışmanın altına inmeye başlıyoruz. 20 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelmeye başlarsa petrol fiyatlarında da bir zayıflama görebiliriz. Dünyada S&P ile DAX'ı konuşurken hep patinaj çekiyor. Dikkat edelim diyorduk hep. Bizi burada yurt dışından gelebilecek satış bozar diyorduk. Dediklerimiz zaten oturdu. Özellikle dün iş kokusu çıktı. DAX tarafındaki satış baskımız, S&P zaten dün kötü kapanmıştı 20 günlük ortalamanın altında ve bakın gap'li aşağı açılarak sert bir düşüş geldi yine. Şimdi dünya borsaları ciddi anlamda bir dayak yedi. Özellikle dünden başlayan hareket. Şimdi biraz şöyle şunun 120 dakikalığına bir bakalım. Şöyle bir noktalarımızı koyalım. Şimdi şöyle bir maliyetlenmelere bakalım. Şimdi bir kere şöyle bir trendimiz vardı, değil mi? Bu kırıldı. Bu kırılmıştı. Şimdi özellikle yukarıda şu bölge vardı hatırlarsanız. Şimdi bu 3740 çok önemliydi. Bunun stoplattı, tekrar üstüne attı bir daha ama bakın buralarda kaldı. 120 dakikalıkta ortalamalar nerede? Burada. Yani hala da yani şu anda tepki yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Yani yukarı doğru hamlelerde gene karşısına satıcı bölgeler nereler gelecektir? Bakın. Şurada nerede bir boğuşma olmuş? Şurada. Şuradaki destek bölgesi ve şuradaki şu kavga bölgesi. Gene burada kendimize yer bulacağız. Yani satış baskısı devam edebilir. Aşağıda özellikle 3650 bölgesi var. Bence 3653 bölgesi daha hani bu satışın sanki devamında gelebilecek yerler ve 3600. 3650 ve 3600. Yani şu satış birazcık daha bence sürebilir. O yüzden erken davranmayın. İşte piyasa tamam durdu buradan. Tepkiler olacaktır gün içinde tepkiler ama genel görüntü şuradaki sert satışı bir bugün 3700'leri
önemli bir destek bölgesi olarak görecek. 3700'ler kırılır ise buradaki şu çıkış bandını aşağı doğru koyabilir. O yüzden 3700'ü önemli takip edeceğiz bugün. Ama 3650 zaten bakın. Yani 3650 ve 3600'e yani önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bu satış devam edebilir. O yüzden bence çok acele etmeyin arkadaşlar pozisyonlarınıza. Zayıflık devam edebilir. Pardon. Şimdi DAX tarafındaki evrilmeyi de görüyorsunuz. Düşüş kanal trendimiz. O da buradaki önemli desteği kırdı. Altına attı. İki defa, üç defa şu 13.400'leri test etti ama eğer S&P indirmeye devam ederse DAX tarafı da 13.450'yi kırmaya oynayacaktır. O yüzden çok fazla heyecan yapmayalım. Daha bu satış biraz daha evrilme durumu olabilir. Bizim borsamıza geldiğiniz zaman ne yazık ki aslında 2 gündür, 3 gündür hem paraboliğin sat çıkarması hem şuradaki çift tepe. Bakın bunları hep konuşmuştuk. Buradaki gidemeyip kırdıktan sonra tekrar şu gün iş biraz sıkıntı demiştik. 20 günlük ortalamanın altında da yurt dışı biraz bozunca bakın cerahat aktı. Şimdi bu cerahat aktı. Muhtemelen buradaki hani tepkiler olsa bile bu 20 günlük ortalamanın altında artık bir düzeltme süreci Türkiye borsasında da başladı. O yüzden buralarda işte satış nereye kadar gelir, nereden döner falan bence dikkatli olmak lazım. Yani orta vadede şu 1350 bölgesine kadar gelmesinde hatta şuradaki orta vadeli işte çıkış bölgeleri 1200'lere doğru hatta şu 1235 kırdığı önemli direnç noktası maliyetlenmesine kadar bu satışlar arkadaşlar evrilebilir önümüzdeki süreçte. Tabii bunu ne tetikler? Yurt dışı borsalardaki satışın hızı ve devamı. Ara ara tepkiler olmayacak mıdır? Tabii ki olacaktır. Ama ana trendin artık arkadaşlar aşağı doğru evrildiğini 3 gündür zaten yavaş yavaş söylüyorduk. Dikkat edelim bakın dikkat edelim. Sat geldi. Grafik satta. Ve bu hareket devam etme olasılığı var. Şimdi VIOP tarafına geldiğimiz zaman tabii dün akşamleyin tekrardan satışların hızlandığını gördük. Şunu şöyle bir 120 dakikalık yapalım. Önce bir günlüğe yakın bir şeyler görelim. Nerelerde burada maliyetlenmeler var? Buralarda. Bakın şu bölge. Şu çok iğnelenmişti buralar. Oralarda 1580'ler işte buralar. Ondan sonra aşağıda şuradaki düzelttiği kalktığı yer var. O da 1520'ler, 1530'lar. Şimdi bu hareket yani orta vadede 1530'lara kadar evrilebilir. Dediğim gibi tepkiler olabilir yurt dışı borsaların durumuna göre ama genel şey pek hoş değil. Şöyle bir düşüş trendimiz var zaten artık. Şurada yatay önemli bir maliyetlenme var. 1618'de. 1618'in kırılmasıyla beraber şu çanağı aşağı doğru koyacağını yani 1575'ler buralarda bir stabilleşmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Ama ana hedef hala 1528 olarak duruyor olabilir kapıda. O yüzden arkadaşlar pozisyonlara dikkat. Çok fazla hani böyle piyasalarda işte ay dur buradan döner, dur buradan döner diye tepkiye oynayayım derken elinizde mal kalabilir. Tepkiye oynamamaya çalışın çok fazla. Yani işin hani devamlı seyretmiyorsanız, profesyonel değilseniz ki biz ekran başındakiler bile tepkiye oynarken çoğu zaman çok büyük paralar kaybediyoruz. Bakın işte Garanti Bankası mesela o 7-8 gündür soluksuz düşüyor. Burada tepkiye oynayan adam her gün dayak yiyor. Trendin tersindesin. Trend aşağı doğru dönmüş. Burada artık tepki oynamayacaksın. Bekleyeceksin. Bir yerde gelecek. Bir dip yapacak. Ondan sonra ortalamalara doğru tepki yapmaya başlayacak. Yani bakın 20 günlük ortalamadan %10 aşağıda. Ama kafayı devamlı vuruyorlar. Bunun sebebi ne? Bu sefer de yurt dışı bozdu.
İşte o zaman ne yazık ki işler safa sarıyor. O yüzden bu satış biraz daha devam edebilir. Çok acele etmiyoruz. Nakitte beklemeye, en az %50 nakitte beklemeye devam ediyoruz. Pozisyonlarınızı tabii stoplayabiliyorsanız çok iyi. Dün stoplayabildiyseniz çok iyi. Yerine hemen koymak için uğraşmayın. İşte %1 iki tepki yaptı diye ay kaçırdım demeyin. Bekleyin. Şu andaki trend biraz daha bir düzeltme, bir downtrend'e girmiş durumda. O yüzden mümkün olduğunca az riskli davranmaya çalışın arkadaşlar. Ki düşüşten ne kadar az yara alırsanız yarın öbürsü gün yukarı harekette o kadar gücünüz, kuvvetiniz ve en önemlisi psikolojiniz yerinde olur arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.